Ve hani bir anlık boşluğuma geldi ve böyle bir anda kendimi burada buldum. Bizim arkadaşlar o konuda çok yeteneklidir. Evet, beni kandırdılar gerçek anlamda ve hani buradayım Nasıl, şu anda. Zorlandınız mı peki bulurken? Biz çok gezdik biliyorsunuz. Evet, gene çok gezdik ama bu bizim sana kıyağımızdır. Bu kadar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizi yorulduğunuz için herhalde bu kadar güzel bir manken getirdiniz. Çünkü o kadar lafın üstüne böyle bir bayan görünce çok mutlu oldum. Evet. Rakiplerim Pınar Hanım'la uyumundan dolayı çok rahatsız oldular. Çünkü onların da istekleri frekansların uymaması, doğru analiz yapmamam, beni hataya sürüklemeleri. Çünkü bunun için çok uğraştılar benimle. Öncelikle çok özür dilerim. Normalde bayanların yaşı sorulmaz ama yaşını öğrenmem 22 gerekiyor. yaşındayım. 22 yaşındasın. Zaten normalde de şu anda yaşını gösteriyorsun gerçekten de. Teşekkür ederim. Saçların dokusu falan gerçekten inanılmaz güzel. Çok mutluyum. Arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum tekrardan. O sürdüğün zaten sprey şeklindeki krem güneşte sanki saçlarına ışıltı atılmış gibi üst bölgelerde var. Alt bölgelerinde yok. Herhalde sadece görünen yerlere yapmak istedim. Alt bölgeler kendi doğal saçın. Bir şey sorabilir miyim? Bir fikrini almak istiyorum. Sence hanımefendinin tarzı ne? Ben şimdi onunla bir sohbet ederek en son bir özet çıkaracağım, özetleyeceğim. Tabii ki öyle ama işte işin püf noktası bu değil mi? Sohbet etmeden, görerek algın ne kadar Öyle bir açık. şey, öyle bir şey yok. Yani kusura bakmayın çünkü ben bayanın işini tahminen yani bir şey söyleyemem ya da Ama böyle olunca da şeye benzettim duruşuyla. ben biraz. Şimdi herkes analiz ediyor sanki değişim yarışması değil de analiz yarışması. En güzel kim analiz edecek Şu var, gibi. herkes kuaför Tamam, ama herkes peki. tasarımcı değil. Tamam, peki. Ama yani ben şimdi gördüğüm an bu kadının tarzı bu. İşte bu diyebiliyorum mesela. Sizin bakış açınız çok Evet, kuvvetli bir de yani. sanki Demek ki şey herkesin bir his. Pınar boya yaptırmaya gelmiş gibi bir his var. Hepiniz böyle gelir gelmez işte o falan böyle bunu ne renk boyayayım? Hani bu kadını değiştireceğiz biz arkadaşlar. Aa, pardon, pardon, pardon. Merhaba. Sizi baştan yaratmak istiyoruz. Yani daha önce de saçım komple yandı. Korkuyorum artık. Yani herkese güvenemiyorum kesinlikle. Ben burada bir müdahalede Hayır, bulunmak edemez. istiyorum. Allah aşkına bu korku endişeyi bırakın ya. Bırakın konuşayım. Dilek ayrıldıktan sonra mı bu içine kapandın? Evet, bebeğini kaybetmiş bir anne adayı olarak tabii ki. Bebeğini kaybettin. Maalesef, evet. Allah kimseye göstermesin. Ama değişim çok... Şu elleri saçlarından çekin. Ve bir bakın o an yani. Ama önce bir saça da dokunmam lazım. Çünkü onu dinledikten sonra ben de ona bir öneri sunacağım. Fikirlerimi anlatacağım. Yani ben o sebepten dolayı dokundum. Yani boş bir anlamda ya da sadece dokunmak için dokunmadım. Dokunmamın amacı oydu yani. Saçın dokusunu bir hissetmek, bir görmek. Dinliyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Pınar Hanım ne işle uğraşıyorduk? Ben öğrenciyim. Boğaziçi Öğrencisin. Üniversitesi'nde öğrenciyim. Süper. Bölümün neydi? Turizm işletmeciliği birinci sınıfım. Okuyorum. O yüzden hani öğrenci olduğum için de böyle hani çok uç bir şey de yapmak istemiyorum. Yani yaşımı temsil etmesini Anladım. istiyorum. Çok fazla kuaföre giden de bir insan da değilim normalde. Sadece saçlarımın uçlarını kestiririm falan. Oraya gittim de arada böyle açarım dergi. Orada beğenirim falan. Hani o kadar böyle işte onun saçı çok güzel, o ünlünün saçı çok güzel diye bir şey. Böyle bir şey Anladım. hatırlamıyorum. Günlük hayatta ya da dışarı çıkarken giyindiğiniz kıyafetler genelde ne renkleri tercih edersiniz? Ne tonlardan hoşlanırsınız? Siyah, kot pantolon, mavi yani. Genelde spor Döndüz, tarzı, evet, savaş spor tarzı. tarzı. Hani çok böyle ışıl ışıl öyle şeyleri pek sevmiyorum. Daha böyle hani mütevazı mı desem, daha az renkli şeyleri Anladım. Daha çok seviyorum. Anladım. Gayet iyi. Gökçen Bey sorularıyla modelini tanımaya çalıştı. Şimdi de renk testi yaparak saçına hangi tonların gideceğini bulmaya çalışıyor. Rengin tonu ne olacak? Renginin tonu gene senin kumral tonunda. Yani 7180 tonlarında. Yani hem küllüyle hem ana rengi karıştırarak. Yani sarı tonlarında. Sarı değil. Ha, senin sarı değil. Saçının tonlarında. Yani senin şu anki saçının saçımı. Evet, bir yarım ton daha açığı. Tamam, tonlarında tamam. boyayacağım tek renk. Tamam. Onun üstüne de ombre dediğimiz balyaj tarzında hafif böyle slide geçişler yapmayı düşünüyorum. Kesim olarak saçına Evet. kat vermeyi düşünmüyorum. Çünkü niye? Uçlarında dolgunluğu görmek istiyorum. Yani Evet, dibimizde ben de gördüğümüz öyle seviyorum dolgunluğu, kesinlikle. ucumuzdaki aynı yansımayı almak istiyorum. Boyundan yalnız senin Evet. de fikrini alacağım. Şöyle Kırıklarını, bir dört evet. parmak kadar almak istiyorum. Yani şu temizlenirse hem yapacağımız işlem daha iyi olur hem saçların çok Tamam. daha iyi olur. Okey, azıcık uçlarını da keseceksin. Evet. Evet.
Sayalım, başlatalım. Evet, başlayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Başarılar. Kolay gelsin. Üzere, sağ olun. Süreyi de geç başlattık, o da kıyak. Öncesi ve sonrası başarılar zaten gelsin. Ekranlarımız yapacak. Son performansı da hep beraber değerlendireceğiz. Gökçe'nin bana önerdiği model beni çok mutlu etti. Onların ne dediği o kadar da önemli değil benim için. O kadar emek verdi, emeği boşa verdi bence. Boşu boşuna bu kadar aksiyon yaptığını düşündüm. Arkadaşlarımın puanlama konusunda adaletli davranacaklarını düşünmüyorum. Gökçen Bey'in 3 saatlik süresi başlamış bulunuyor. Ama rakipleri Gökçen Bey'in kesmek istediği saçı radikal bir değişim olarak görmüyorlar. Rakiplerim yeterli bulsun diye de kalkıp da Pınar Hanım'a frapan bir saç yapamam ya da çok kısa bir saç kesemem. Sonuçta bu benim bakış açım, bu benim değerlendirmem. Şimdi Pınar'cığım, daha önce zaten konuşmuştuk. Ben tekrar yapacaklarımı sana bir tekrar teyit edeyim. Doğru anlamış mıyım seni diye. Şimdi saçınımızı tek renk görmek istiyoruz. Evet. Buraya kendin krem açıcı, güneşten açılan bir açma işlemi yaptığını söyledin. Fakat bu altların bayağı bir koyu. Evet. Yani buraya göre baktığımız zaman nereden baksak 3 ton. Yansıma farklılıkları var, kimi yerlerde dalgalanmalar var. Çünkü sen bu direkt eline geldiği şekilde sürmüşsün. Yani evet, geçiş doğallık yok. Ama tabii kötü görünmüyor, bu şekilde de kullanabilirsin. Ama benim yapacağım çok çok daha iyi olacak. Gökçe'nin bana önerdiği model beni çok mutlu etti. Çünkü ben saçlarımı yani korktum. Hani kısa keser, işte rengini çok farklı bir renge boyar. İşte dışarı çıkamam, kendimden utanırım, aynaya baktığımda tanıyamam diye düşünüyorum. Yarışmada biliyorsunuz modeli ikna etmemiz gerekiyor. Kurallarda bu da var. İkna etmemiz gerekiyor. Bundan puan da alacağız. Gökçen modeli ikna etmedi. Sanki model onu ikna etti. Siz de bunu fark ettiniz zaten. Ya hem öyle. Belki de aradığımız bugün modeller yani başka bir şey olmuş olsaydı, başka mesela şey olmuş olsaydı, o 75 yaşındaki kuaför teyzemiz olmuş olsaydı. Belki birkaç teknik bir şeyler anlatabilirdi ama o da gelmek istedi. Zaten gelmezdi de. Yani biz belki istemezdik, saçı da çok kısaydı. Bugünkü modelimiz dediğini hemfikirim ben de, şeydi, yani çok ikna olacak bir kız değildi belki. Kaldı ki Gökçen'i kendi istediğini o ikna etti. Çok radikal değişiklikler yapacağını zannetmiyorum. Saçı boyayacağını, bir ton bir buçuktan açacağını söylemişti. Hiç boyasız bir saçı, 6-7 tonlarında kaldı gibi de yani yumuşak bir saç. Bir ton bir buçuktan açacaksan renk karakterini değiştirmen lazım diye düşündüm ben. Evet. Yani bir ton bir buçuktan aynı rengin devamını yapacaksan o zaman boya sürmene gerek yok. Yani tabii, niye boya sürüyorsun? Yani saçı niye yoruyorsun? Yani gerek yok, kız zaten boya yapmamış. Uçlarını yap, highlightlarını, ombre, balyaj, ne adlandırıyorsan yap. Kesimiyle ilgili bir değişiklik yapacağını zannediyorum ama onda da hiç böyle çok cesaretli olduğunu zannetmiyorum. Şey dedi, yani 4 parmak keseceğim, sonra tepesinde dedi hafif bir şeyler yapıp dolgunluk sağlayacağım dedi. Nasıl, rahat mısın? Rahatım ya. Ben böyle saçımla oynandığımda küçüklüğümden beri uyurum. Birazdan uyumazsam iyi olur. Aynı şekilde ben de saçlarımı kestirirken hemen uykum gelir. Çünkü evet, çok oynandıkça çok seviyorum. İnanılmaz çok seviyorum ya saçımla oynanmasını. Direkt rahatlarım da uykum gelir. Daha önceden saçlarını hiç boyatmadığın için sadece uçlarında bir işlem var. Normalde arkadaşlarım senin için, benim için daha doğrusu eleştirilerinde çok fazla bir değişiklik olmayacağını, işte gayet doğal gene bir çalışma yapacağım için marjinal değişiklik olmayacak diye düşünüyorum. Ama her şey marjinal değişiklik demek değil bence. Hiç boya yok saçında, ben senin saçına bir boya süreceğim sonuçta. Yani bu da bir iknadır, bu da bir güvendir. Kesinlikle. Sonuçta sen bana güvenmeseydin kesinlikle saçlarına emanet etmezdin, boya değmesini istemezdin. Ben bu şekilde düşünüyorum. Evet, değişikliğin güzel olması önemli olan. Kesinlikle. Zaten illa çok değiştirmek değil, o insana o saç modelinin yakışması. Mesela şimdi günümüzdeki bütün kadınların neredeyse saçları sarı. Tabii ki bazılarına çok yakışıyor ama bazılarına da hiç yakışmıyor. Kesinlikle. Alttan yani böyle bir sürü renk var, renk cümbüşü. Mesela beyaz tenliğe yakışabilir. Bazen çok sıra dışı, ekstraordinary insanlar da var. Böyle esmer olup da sarı da yakışabilir, farklı bir tarz yakalayabilir. Ama yine de hani sen kendine yakışanı yaptığın müddetçe, yaşını iyi belirttiğin, ifade ettiğin müddetçe her saç modeli sana yakışacağını düşünüyorum yani. Kesinlikle onları uyarsan. Yani illa kısa keseceğim ya da sana bir renk atacağım. Senin yüzün gülmedikten sonra ben sana da marjinal değişiklik yapsam da ne olur yani, ne evet, değişir?
sen mutsuz olduktan sonra. Kesinlikle. Bir de ben daha önce saçımı hiç boyatmadığım için böyle nasıl boyanır hiçbir şey bilmiyorum. Böyle aralara bir kağıtlar falan sokuluyordu sanki. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Bir tek o kadar. Böyle fırçayla boyanıyordu. Bir onu hatırlıyorum. Saçına hiçbir boya değmemiş olsaydı kesinlikle boya değdirmezdin. Kesinlikle. Çünkü yaşı genç, kendi rengi çok güzel ve zaten kendi tarzı da doğal yani. O yüzden kesinlikle değdirmezdim. Ama ben rengi bir sabitlemek amaçlı tek bir renge boyayıp daha temiz bir çalışma yapmak istiyorum. Ya seni çok tatmin etti mi Selma rengi? Beni etti. Hı-hı. Yani ben olsaydım onu yapmazdım o kıza. Hı-hı. Ama tek renk olacak daha yumuşak bir... Hani mesela sen kızın saçını elinle aldın gösterdin ya. Mesela ben o ayrımı sevmiyorum. Mesela hani onu tek renk yapacak. Daha böyle bebeksi bir renk olacak diye düşünüyorum. Hani daha yumuşak. Daha doğal olacak. Eğer öyle bir şey yaparsa ve saçları bilmiyorum nasıl kesecek de hani şu boya getirirse güzel şekillendirmeyle beni tav edebilir. Kesinlikle bence de en azından şu boylarda olması lazım ki daha vurgulasın. O omzuna değecek saç. Yani hani evet. Tamam çok kısaltmayabilir ama omzundan aşağı olmasın. Olmamalı yani bence de. Omzundan aşağı olacaksa uzun olması lazım bence. Evet. Yani şurada yapacaksa hareketleriyle falan böyle kesime birazcık daha karakter verebilir. Yani kızı karakter verebilir. Ama omzundan aşağı olacaksa bence saçı kesmesin yani hatta. Selma'nın dışında rakipler Gökçen Bey'in kesiminden ve renklendirmesinden pek de mutlu değil. Bakalım finalde kim haklı çıkacak? Şu an ne yapıyoruz tam olarak? Şu an saçların arkaları koyu olduğu için şimdi komple boyarsam saçını gene istemediğimiz şey olur yani. Arkalarında biraz hafif koyuluk, evet. Ön taraflarında biraz açıklık. Bundan da ben arkadaşlarımdan eksi not alırım. Bu en profesyonel, en temizi. Arka taraflarını şu anda boyala çok hafif kıracağım. Nasıl önlerini sen kırmışsın ya. Evet. O kadar açmayacağım ama hafif kırmam lazım ki boyadığım zaman iki tarafında eşit çıkması için. Çünkü saçı inceleyeceğiz. Arkasını, önünü, her yerini. Ben sana kusursuz bir saç tarayacağım şimdi. Boya için saçlarını ilk kez bir kuaförün usta ellerine bırakıyor Pınar Hanım. Yani sana mesela sarışınlık da yakışır ama bunun bir zamanı var. Evet, zaten normalde ilk böyle ışıltılarla başlanıyor bu işe. Yaş da ilerliyor ve normalde hadi bir ton daha aç, hadi bir ton daha aç derken bir bakıyorsun. Yavaş yavaş sarışınlığa doğru kayıyorsun. Ama tabii dediğim gibi sarışınlık derken ince ince röflelerden, klasik işlemlerden bahsetmiyorum. Tabii sarışınlığın da gene dediğim gibi havaları var, uygulama şekilleri var. Ama zamanla inan bana belki bir 5-10 sene sonra demişti diye söylersin yani. Yavaş yavaş sarışına doğru gidip ben seni yıkama setini alayım. Ben ilk kızı mesela siz beni attınız ya kızın önünde hani kurban olarak libatlık biliyorum. Ya o andan itibaren ya dedim ki ne kadar güzel bir kız. Yani biz de yarıştık. Yani aslında çok şanslıydı. Yani umarım şansını iyi kullanır ama bence bu işin kolayına kaçtı. Kolay bir saçta daha kolay. Daha kolay ama ben de onda şunda patlama bekliyorum. Belki renk için hani tamam soft bir şeyler tercih etti. Evet. En azından kıyafetinde, makyajında patlasın. Evet. Belki bir tarzını salonunda, yoruldu. Salonuna mı güvenler? Hiçbir şey yapamazsa olabilir. Hiçbir şey yapamazsa yani bir toplayıp güzel bir abiye kıyafetle çok şık bir davete de gönderebilir. Yani bizi öyle de şaşırtabilir. Çünkü modelin biraz tarzı sanki böyle şey spor şık gibi ama kıyafete değişiklik yapabilir bence. Evet ve düz bir kız bence her tarza girebilir. Biraz da seni rahatlatalım, masaj yapalım. Nasıl oldu? Masaj rahatlatıyor mu? İyi geliyor evet, mu? Evet, güzelmiş gerçekten. Çok konforlu bir kuaförümüz var. Rahatlar olsun. Kalkabiliriz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Modelinin renk kırma işlemi uygulanan saçlarını masaj eşliğinde yıkayan Gökçen Bey, asıl boyanın hazırlıklarını yapıyor. Boyanı ısrarla yanında hazırladım. Normalde ben bu konularda çok şeffafımdır. Yani salon ekibine de her zaman söylerim. Yani müşterilerimize de bu konuda bilinçlendirin. Çünkü herkes yok iyi kullanıyorum, yok şöyle kullanıyorum, şunu yapıyorum diye herkes söylüyor. Ama gidip arka tarafta farklı farklı boyalar sıkılıyor. Sen o
olsan ne yapardın mesela? Ben olsam kesinlikle küt yapardım kesim olarak. Kesim olarak. Tabii ama yani şurada tabii düz ve sert yap. Evet, düz ve sert olsun isterdim. Renkte de birçok şey yapabilirdim. Sarı da yapabilirdim tabii. Gene klasik olacak. Klasik sarıların zaten ama çok düşük. Ama eğer onun dışında da vaktim de yetmeyecekse hayaline de gitmek istersem kızın şöyle bir hayali var, gür saç olma. O daha önce de bahsettim. Kaynak takardım. O çok etkili bir yöntemdir. Çünkü zayıf saç çok fazla takmadan, yani kaynağı burada kullanacağım şekil tamamıyla saçı yoğunlaştırmak için, saçı uzatmak için kaynak kullanmayacağım. Diğer arkadaşlarıma şöyle bir eksiklik gördüm. Onların hepsi hemen hemen aynı akademilerde eğitim görmüşler. Marka vermeyeceğim tabii. Dünyanın en iyilerinden, en iyi kuaförleri o akademiden çıkar sanıyorlar. Kuaförlük sadece ondan ibaret. Dünyada kuaförlük bundan ibaret döndüğünü sanıyorlar. Ve sadece sunumla yarışı kazanacaklarını düşünüyorlar. Mesela onlara platin yapmak, kaynak takmak arabesk gibi geliyor. Kaynak bilmiyorlar, kaynak yapmayı bilmiyorlar ve bunun arabesk olduğunu düşünüyorlar. Evet, geçelim yıkama yerine. Son bir dakikamız kaldı çünkü. Mesela ışığın değişmesi de suyun sıcaklığıyla mı alakalı? Suyun sıcaklığıyla alakalı değil. Senin mesela normalde kafanda olan soru işaretleri ya da ne bileyim aklındaki problemleri mesela rahatlatmak amaçlı. Yönük bir ışın veriyor. Evet, boya işlemimiz bitti. Şimdi kesimimizi yaptıktan sonra balyajını çalışacağım. Bu arada vaktimiz de biraz azalmaya başladı. Ama şu anda gayet planlı ilerliyoruz. Sen nasıl hissediyorsun kendini? Şu an kurumadan net anlayamazsın ben ama. Ben şu anda hani saçımın rengini gayet beğendim yani. Hani ıslak halini anlayabiliyorum kurunca ne olacağını. Gayet hepsi aynı renk olmuş istediğim gibi. Mesela şu dipleri biraz daha açık olmuş. İstediğim gibi olmuş yani. İşte balyajı atınca da herhalde daha güzel olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Hayır, bekleme değil yani. Teşekkür ederim. Saç diplerindeki ton farklılıkları Pınar Hanım'ı mutlu etse de bu durum Gökçen Bey'in rakiplerinin pek de hoşuna gitmeyecek bizce. Şimdi küt bir kesim yapacağım arkalarında çünkü uçlarına dolgunluk istiyorum daha önceki söylediğim gibi. Boyundan şu kadar almayı düşünüyorum. Yani şu kadar gitsin çünkü bu taraflar ince olan kısımlar, evet kesinlikle. Ben şimdi seni bir ayağa alabilir miyim? Tamam. Tamamdır, orada durabilirsin, hiç hareket etme. Evet, şöyle omuzlar düz. Başını çok öfkeni biraz dikeltebilirsin. Evet, biraz daha dikeltebilirsin başını. Tamamdır, teşekkür ederim. Neden ayakta kesiyorum dersen, çünkü saçların uzun, şöyle omuzlarım düz olsun. Saçların uzun olduğu için benim de çalışırken dik olmam lazım. Çok fazla eğilerek çalıştığım zaman hem açımı tam alamam, hem de ben de rahatsız olurum. Çünkü bizim en büyük meslek hastalıklarından biri eğilerek çalışmak. Bir 10 sene, 15 sene sonra başlıyorsun kambur olmaya. Hem kendi sağlığım açısından hem senin saçının daha net olması açısından bu şekilde kesersen daha düzgün ve daha iyi sonuç alacağız. Gökçen Bey ilk başta da söylediği gibi saçların sadece uçlarından kesiyor. Bu kesimin rakipleri tarafından eleştirileceğini şimdiden söylemek yanlış olmaz. Saçları zaten ince telli ve çok aşırı gür bir saç değil. O yüzden kat vermeye ihtiyacı duymadım çünkü kat verirsem uçları daha da cılızlaşır bu saçın. Bizim amacımız daha dolgun, daha hacimli saçlar. Evet, önlerine hafif kat veriyorum. Dudak hizandan başlayan ve aşağısına devam eden yan katları. İlk bir saat içinde kesim ve boyayı tamamladı Gökçen Bey. Sizin de gördüğünüz gibi çok fazla da bir işlem yapılmadı aslında. Peki sence Gökçe'nin bir, şimdi sessiz bir arkadaşımız ya, patlama yapacağından kaygılı mısın mesela? Yani ya baktığın zaman şöyle, niye analiz ettin? Şimdi herkesin bir rengi var ya, benim belli, onun belli, bir arkadaşım Selma'nınki bile belli. Şöyle bakın, ben bu normal sosyal, yani iş hayatımızda da böyledir. Siz şimdi mesela benim dükkanımda çalışan çocuklardan bir tanesi
inanılmaz derecede kendini satan bir çocuktu. Evet. Bilgisi var, birikimi var ama teknik olarak zayıftı. Zayıf. Ama müşteri güveniyor ona. Evet. Bu da aslında yani televizyondaki seyircilere söyleyelim. Her böyle çok iyi konuşan insan, ağzı laf yapan insan, etkileyen insan şu demek değil, saçınızı çok iyi yapacak. Ben zaten bana Ufuk Hanım sattı senin anlattığın çocuk. Niye beni uzatıyor? Arkadaşlar Hayır, şuraya geliyorum, bağlayacağım Gökçen'i. Gökçen belki çok az cümle kuruyor. Belki çok iyi anlatmıyor ya da bize sakladı bunu bilmiyorum. Yarışma olduğundan dolayı. Ama bu demek değil ki ya yapar mı yapamaz mı? Kapalı bir kutu göreceğiz. Belki de istediğini çok iyi yorumlayacak. Belki de işte zorluk çekecek, stres yapacak, yorumlayamayacak. Ama dediğim gibi bu bunun mesleğinin baremini ne aşağı indirir ne de yukarı çıkartır. Bu bir yarışma programı. Sadece biz şuna dikkat etmemiz lazım. Hepimiz için de geçerli bu. Yapacak şey pardon anlattığı şeyi nasıl yorumlayacak? Biz de ona göre değerlendirmemiz lazım. İsterseniz toparlayalım ve Gökçen'e gidelim. Artık zamanı dolmak üzere. Bakalım neler yapmış. Hemen gidelim onu değerlendirelim. Hadi. Hadi bakalım. Hayırlısı. Ben bayağı mutluyum yani şu an saç rengime nasıl? Bayıldım. Gerçekten çok beğendim. Evet, çok cidden doğal. Beğendim. Yani bak şu an saçında hiçbir şey yok. Sadece şöyle ve hani böyle atıp çok sarı da değil. Saçının bir yarım ton bir ton açıyor. Tam olması gerektiği gibi. Tam kendime yakıştırdığım gibi bir renk oldu yani gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Bakalım arkadaşlarımın yorumları ne olacak? Eleştirileri ne olacak? Onları da ilgileyelim. Bunlar kesin eleştirecek yani. Net bir şekilde. Ben çok memnunum. Evet, Gökçen'cim kolay gelsin. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş kolay geldiniz. Evet, merhaba, kolay gelsin. Neler yaptık? Arkadaşlar, boya işlemi bitirdim. Rengi önce bir sildim. Hı-hı. Alttaki koyulukları aldım. Komple bir saçı bir karıştırdım. Sildikten sonra kuruttum, boya işlemini yaptım. Komple boyadıktan sonra yıkadım saçı, kesimimi yaptım. İsterseniz bir siz de inceleyin, fikirlerinizi tamam, alalım. Sildim derken boyayla değil. Boyayla sildim. Boyayla sildim. Boyayla sildim tabii. Boyayla sildim. Yumuşak. Açık bir renkle, küllü bir renkle. Okay. 25'likle saçı kırdım. Hı-hı. Zaten önler koyuydu. Sadece arkaları sildim. Diplerine de genel olarak şöyle bir karıştırdım. 3-4 dakika bekletip yıkadım saçımı. Tamam. Şimdi ellemeden evvel bakayım şimdi. Baktığım zaman renk çok güzel görünüyor. Hı-hı. Ama biz giderken şöyle demiştin. Saçın rengini bir ton, bir buçuk ton kıracağım, açacağım demiştin. Yarım ton ya da bir ton aşağı renginde. Bak ben, yani bu renk çok güzel ama senin söylediğinden daha koyu bir renk yapmışsın. Evet, bence saçı koyu çıkmış. Ben de çok şaşırdım geçen. Açık bekliyordum. Bu bana çok koyu geldi. Peki. Ben bir şey sorayım. Daha ne işlem yapacaksın? Şu anda balyajımı çalışacağım. Balyajımı yapacağım. Evet. Selma Hanım performansını izlemedik. Ama dünkü iki performansı değerlendirirsek kesinlikle birinci görüyorum kendimi. Peki bir şey soracağım. Çok merak ediyorum. Şimdi buyurun. Dokunmak istiyorum orada saça da. Şimdi hanımefendi saçı küllü. Hı-hı. Neden sıcak renk tercih ettin? Ben çünkü şu anki renk çok küllü de değil, çok sıcak da sıcak değil. Renk. Küllüyle peki, zaten ana rengi karıştırarak boyayacağımı o zaman da söylemiştim. Dipten çıkacağı zaman kendi rengi, bu sefer renk farkı olmayacak mı? Biz onları da konuştuk bayanla. Anlattım zaten, onların analizini yaptım. Dedim ki saç tonundan yarım ton, bir ton daha rengin açık olacak. Saçını 20 dakikalık bir boya servisiyle çok kalıcı ve rengi akmayacak şekilde boyadım. Çünkü saçını açma işlemi yapmadım. Rengi çok fazla akmayacak. Dibi çıksa da dipten uca açılmalar olacak. Arzu edersen dedim bu rengi beğenirsen bir ay, bir buçuk ay sonra dip boyası tercih edebilirsin. Tamam. Ama istersen de boyatmaya da bilirsin. Son bir şey daha soracağım. Tabii ki, buyur. Şimdi bilmiyorum arkadaşlar, ben mi yanlış düşünüyorum ama dedin ki saçın rengini açacağım. Hı hı. Madem tekrar açacaksın, uçları niye koydun? Bu tekrar saça zarar vermiyor mu? Yani işlem olarak yanlış bir işlem ama mi? Sen ben yanlış düşünüyorum. Hayır, sen beni anlamamışsın. Hayır, balyaj yapacaksın, doğru mu? Hı-hı. Tamam, onda en fikiriz. Tek renge çevirdin. Evet. Onda en fikiriz. Ben olsam şöyle yapardım senin yerine. Ucu zaten açacağım için tekrar kolyajlama gerek yok. Bu saçı yoruyor. Ama o zaman gene dengesizlik olur. Bir dakika dinlersen beni. Bir dakika. Şimdi ben atacağım yerlere kadar tekrar üstüne saratacağım ya. Oraları paketi korumaya alırım. Tamam mı? Paketi korumaya aldım. Onlar kaldıktan sonra üst rengini ufak bir oynama yapardım, natural düşüş yapardım. Hem saç yorulmamış olurdu, hem de daha doğal düşüşler olurdu. Bu yeni fikrin. Ama açılan saçla bayanın şu anki yansıması olan renk aynı olacağını nereden onu biliyorsun? Onu kullanabilirdim işte ben. Karışıklık vardı zaten. Aradaki yani saçta dengelenmeler, dalgalanmalar vardı. Bayan sen dinlememişsin. Bayan daha başındayken dedi ki saçımı tek renk görüp
uçlarda da doğal bir balyaj istiyorum. Şimdi senin dediğinle o zaman ben saçı hiç ellemeseydim sadece altına bir balyaj atsaydım olurdu. Hayır, ben demek istediğim şey şu, çalışma bana göre yanlış bir çalışma yani. Bana da senin anlattığın mantıksız geldi. Tabii sonuçta yani olarak... Mesela benim başında saçıma baktığımızda buraya baktığında işte sarı, buraya baktığında siyah. Yani koyultacağım dediğinde eğer burayı hatırlarsan buraya göre açmış olursun. Burayı hatırlarsan buraya göre kapatmış olabilirsin. Şimdi siz bu işin dışında kalıyorsunuz. Biz biraz daha teknik bilgi olarak konuştuğumuz için. Şunu demek istedim ben arkadaşıma. Sarı kalabilirdi, tamam mı? Bunu tekrar temiz bir sarı üstüne balaj atar, pakete korumaya aldın, 10 volümde aldın diyelim. Eski sarından bahsediyorum. Arada kalan koyularım var, doğru mu? Bunları da açacaksın. Biz zaten platin bir çalışma yapmayacağız. Tamam, saçını gene bir ton, iki ton daha uçlarında aşınmalar olacak. Tamam, bal köpüğü tamam, sarıya yakın tamam. Tonlarda. Bunu kapatmazdım. Cila atardım ben buna. Tekrar kapat, tekrar aç. Benim için yorar saçı. Senin için yormayabilir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hiç kısalt, yani hiç kısaltmamışsın. Ucunu almışsın sadece. Dört parmak kısalttım. Dört parmak anlaşmıştık zaten. Evet. Dört parmak aldım. Eğer şeyse çalışmasına devam etsin. Bir sonra tekrar peki, kolay gelsin. Gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ ol. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Ya vallahi hani biz anlaştık sonuçta kuaförümle. O yüzden onların ne dediği o kadar da önemli değil benim için. Şu an ama, gerçekten tabii. Doğru bir şeyler söylediği zaman önemserim yani ama bana göre mesela ilk geldiğin dibinin rengine bakılırsa senin saçın şu anda yarım ton, bir ton açık. Zaten dibinden çıktığı zaman sen de anlayacaksın. Aynen bunu. Öyle zaten. Yani şuraya bir bakar mısın ya? Normalde senin saçların bu kadar açık mı? Değil kesin. Yani şöyle baktığın zaman şu tonlardan açık mı? Şuradaki açıklıkların altı. Kapandı. Pınar Hanım'ın ince saçlarını daha dolgun ve kabarık göstermek için aralara kanallar açıyor Gökçen Bey. Yani aralardan kısa saçlar kesiyor. Şu anda... Az önce arkadaşlarıma da bahsettim. Sana da söylemiştim hafif kanallar açacağım diye. Diplerinde böyle yeni çıkan saçlar gibi kısa saçlar olmalı ki saçın biraz baktığın zaman biraz volümlü görünmeli. Kururken daha rahat yapılıyor. Zaten kuru yapılması öneriliyor. Rakiplerimin yorumları bana yorum yapmak ama yani sanki boş yorum yapmak gibi geldi. Çünkü yani konuşulan şeyler o kadar mantıksız geldi ki. Yani o yüzden çok fazla yorum yapılacak bir şey de yok. Eğer ki normalde ben senin saçını örnek veriyorum. Sarıya kadar açıp küllü boyarsam o zaman direkt küllü yansımayı alırım. Senin saçını ben küllü bile boyasam direkt ana renk gibi. Örnek veriyorum ana renkle boyasam direkt dore gibi çıkar. Normalde eğer... bir katalog açma şansım olsaydı önünde 7-3 tonunla normal 7-0-8-0 tonunun yansımasını göster. Bu yaptığım işlem saçlarının önlerde uçuşan saçlarının kısa saçlarının topuzda aradığında ya da saçını topladığında daha doğal bir görünüm kazanmasını sağlamak için saçlarımız 5 dakika sonra yıkanacak. Dün Ufuk arkadaşım önüne ufacık bir ince bir paket attı. O imzası olduğunu söyledi. Ben de o imza öyle atılmaz böyle atılır diyorum. Cadı gibiyim. Ama herhalde bunlar çok açık renk olmayacak. Hafif. Normal hafif. Evet. Kadar. Bakım uygulaması yaptım. Çünkü işlem gördü saçlarım. Boya yaptık, ışıltı attık, uçlarına balyaj attık. Kırıklarını aldım, kestim şöyle bir dört parmak kadar. Ama bundan sonra bakımlarına biraz özen gösterirsen. Çünkü saç uçlarının zaten hafif bir kuruluk vardı. Çok sık aşırı yıkamamaya çalış. Bir de bir bakım ürünü kullanırsan çok daha iyi olur. En çok şuna takıldım ben. Bana küllü renklerden yani bizim hepimize orada küllü renklerden bahsetti. Dore'nin ismi telaffuz edilmedi. Dore bile renk kullanacağını, Dore renkle alakalı hiçbir şey söylemedi. Ama sonuca gittik gördük ki saçta Dore'lik var. Yani o zaman... söylediğiyle yaptığı arasında farklılık oluyor. Sizi şu anda ben merak ediyorum aslında ne yaptığını. Bir baksak mı? Yani bir gitsek bir baksak mı? Hem birazcık daha strese girebilir belki bizi görünce. Evet. Bence gidelim bakalım. Gidelim. Sonuçlarında bir bakalım. Evet. En süresi son de bitmek de. Üzere zaten. Süresi aynen. De bitiyor. Bir bakalım. Bir son bir şey söyleyeceğim ben. Yani bizim belki hepimizin istediği bir saç rengine sahipti model oraya geldiği zaman. Tek üzüldüğüm şey şu. Saçı kirletti ya. Yani o dipteki renk hakikaten kendi rengi çok güzel. Nadir bulunan bir renk. Ki herkes istiyor. Yani ben o kadar üzüldüm ki. Yani ben olsam
uçtan ışıltı atar, daha farklı bir şey yapardım. Tabii herkesin tercihi. Evet yani hani herkes farklı yorumluyor. Evet. Yani bakalım son ne yapmış, bir de görelim. Bakalım. O zaman bakalım. Tamam. Ne durumda? Hep beraber gidelim o zaman. Zamanım çok az kaldı artık. Son işlemlerimi, son rötuşlarımı yapıyorum taşlarına. Kolay gelsin. Bu arada. Sağ olun, hoş geldiniz. Merhaba. Zaman. Merhaba, çok hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Zamanın bitmek üzere, neler yaptın, yetiştirebiliyor musun? Yetiştirdik, balyajımızı bittik. Şu yapacak anda balyajı? Maşamızı atacağız. Ondan sonra makyajımız olacak artık. Bir bakalım şöyle de ben çok merak ediyorum. Ya şu an maşamıza başlamıştık, tabii siz onun üstüne geldin. Evet. Erken mi geldik? Yok, gayet iyi. Fark etmez yani, biz çalışıyoruz, daha devam edeceğiz. Zaten geldiğinde bu kadar doğal uçlardı, ne değişti ki? Ben hani sadece dip boyasım yani. Yani, aynen öyle. Yani bana çok büyük bir değişiklik gelmedi ama tabii senin çalışman, hani senin şeyin. Biraz daha sarıları azalmış hatta. Hanımefendinin yaptığı daha güzeldi. Ciddi söylüyorum. Şimdi hanımefendi bilip kendine kremle açıyormuş uçları biraz. Daha iyiydi. Ama ben şu an gerçekten hani en fazla bu kadar beğenebilirdim ya. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten evet. Güzel bir saç. Güzel bir saç da ya anlattığından sonra ya ben şimdi mesela balyajı siz bu kadar çok doğal sevebilirsiniz ama yani gerçekten zor görüyorum. Siz ilk geldiğinizde şurada açıklıklarınız vardı ya. Hı hı. Onlar çok daha tatlı ve sevimli sarılar değil miydi? Ya bunlar da güzeldi. Kötü demiyorum bakın. Kötü demiyorum. Anladım. Onlar daha tatlıydı diyorsunuz. Bence o daha tatlıydı böyle açılan, güneşten açılan uçlara doğru giden sarılarınız biraz daha tatlıydı. Bir de bu kadar işlem yapıp bu kadar natural hale çevirmiş yani onu düşünüyorsan niye bu kadar işlem yaptın? Zaten natüraldi yani. Yani saç değişmedi. Yani saç şu anda hala natürallerini koruyor değil mi? Evet. Saç aynı yani. Bizim zaten istediğimiz, yapmak istediğimiz de buydu. Natürallerini korumak. Yarışmaya ne katılsın o zaman yani? Değiştirmeyeceksen, aynı şey devam edecekse ben evet aynı. O zaman maşeti bıraksaydın evet, yani. Klasik bir röfle çalışsam olabilirdi aslında. Lütfen şöyle sarışın yapsaydı. Tabii ki olur, değişecek en azından. Bayağı müsaitin değişmeye sizce? Müsait tabii. O senin elinde. Ya şu var. Ama yaptığımız şimdi yani Şirle Bayan'ı yani bir 10 yaş daha yaşlandıralım mı? Şu an Bayan 21 yaşında. Eğer bana böyle çok hüzünlendim şu anda. Saçları temizlemek için mutlaka yine şu omuzları kesmesi gerekiyordu. Hem bu kıza daha volümlü bir saç elde etmesini sağlayacaktı. Hem de onun için küçük bir değişim olacaktı. Eğer saçlarım böyle çok açık bir renge boyansaydı öyle o bildiğin 5-6 yaş yaşlanacak yok, bir adam. Yok öyle olmayacaktı eminim. Neden biliyor musunuz? Zaten renklendirmeyi buralara yapmadı. Renklendirmeyi buraya yaptı. Şimdi balyaj bu kadar pakete alıp bu kadar işlem yapıp balyaj yapıyor. Yani şurada bir ton açacaksan evet. Eğer boyalıyken zaten 1,5-2 ton dedik anladın, ya. Bak, saçta boya var ya boyalıyken alırdın. Saçta boya varken, boyalıyken ucuna sürerdin, hepsini beraber yıkardın. Kurut, bir daha yıka, bir daha balyaj ama yap. Ama önemli olan benim 3 saat vaktim var. Bu yani sizi çok fazla ilgilendirmez. Benim vaktim önemli olan iş. Saç sertleşmiş farkında mısın? Hayır. Saçlar çok sertleşmiş. Yani, gene sonuçta bu şekilde. Ya 3 saat vaktim olabilir. Demek istediği şey şu. Neden o zaman saçı sertleştirdin? Yoruyorsun, sür. En zamandan kazan. Şu an saçlarını nasıl hissediyorsun? Ben çok mutluyum. Ben de bir şey duymuyorum. Şimdi kötü diyecek değil ya tabii yani. Sonuçta istediği gibi yönlendirmiş, bütün istediğini yaptırmış. Sanki salona müşteri gelmiş, parasını ödemiş, istediğini almış ve teşekkür edecek. Ama, ben de bir şey ama gerçekten benim mutlu olmam da söyle önemli. Saçtaki şu anki örnek veriyorum saçında hiçbir yumuşaklık. Ama hiçbir şey yani şöyle söyleyeyim. Saçında şu an hiçbir serum herhangi bir şey yok. Hiçbir ürün kullanmadım. Yıkadım, kremini yaptım, buraya geldim. Gelmeden yani önce de herhangi bir serum şu an hiçbir şey sürmedim. Yani gelmeden önce de serum yoktu. Siz serum sürmüş müydünüz saçınızda? Biz sizi burada serum dedik yani. Serum yoktu yani saçlarda. Serum böyle koldan bağlanan bir şey saça doğru gidiyor. Öyle geziyorsunuz onunla. Ben de boyuna takıldım. Yani biraz da işlem yaptın ya uçlarına. Evet. Bana zaten biraz uçları kırıktı geldiğimde. 4 parmak aldık uçlarından. Evet yani bana hala yediniz. Kırık gibi geliyor. Hani keşke biraz daha kesseydin. Hem değişiklik de olurdu. Hani şuralarda falan ya da burada. Hala kırık görüyorum ben uçlarını. Ben burada bir müdahalede bulunmak. Hayır edemez. Allah aşkına bu korku endişeyi bırakın ya. Bırakın konuşayım. O tepki veremez. Saç onun değil çünkü. Ne oluyor? Bir çekin ellerinizi yani bir konuşalım. Ciddi söylüyorum. Kalkar
Anında giderim, bir dakika bile durmam. Şurayı çok buradan kat değil de biraz tek, daha tek buradan kat mı? Tek biraz, kat biraz daha bak bak şimdi. Biraz daha şöyle katlar yaparak, tamam mı? Kısalığı buradan başlayarak burayı da kısalttığın zaman burası da biraz kısalırsa eğer alttaki kısalıklar yani kabaca kabaca söyleyeyim zaten böyle. Zaten şey onun senin söylediğinin bir benzeri anlatabildim mi? Daha volümlü olur. Bu saç volümlü olmayacak. Çünkü bu saçın boyu bak burada bak. Uçlardan bak geldi burada. Tamam bak işte şu an orada saça dolgunluk veriyor. Eğer onu neyse, ben kat verirsem şey buradaki incelir yani. Bu tamam, saçı göremez. Sonucu görelim o zaman. Sonucu tamam, görelim. Sonucu değerlendirelim. Tekrar sana kolay gelsin. Görüşmek size üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Keşke bu saç bende olsaydı. Yani ben yapsaydım. Yani baktığım arkadaş şimdi şöyle bir şey var bizim meslekte. Herkesin bir bakış açısı vardır. Bir saçta görüşü, düşüncesi vardır. Şimdi örnek veriyorum ulaşacağımız nokta mesela bir hedef vardır. O hedefe farklı yollardan gidebilirsin. Ama laf kalabalığı ne bileyim yapılmış işleme. Şimdi ben bu saçı tarayacağım göreceğiz. Eminim ki burada birçok halk birçok seyirci buna yorum yapacak. Ve hiçbir şekilde bir ihtimal bile vermiyorum yani bu saç kötü olmuş diyecek. Bir ihtimal bile vermiyorum yani ben halka bu saçı sunmuş olsam seyirciye yani kimse bana kötü bir yorum vereceğini kesinlikle düşünmüyorum. Biraz daha kısa uzayan katlar yapıp arasına böyle hafif minnacık iki tane slide geçiş yapmış olsaydı o saç daha yani tepeye ihtiyacı var daha dolu görünecekti. Bir ikincisi 4 işlem yaptı zannediyorum saça o kadar natürel saça 4 işlem yapıp hala bu kadar natürel görünüyorsa evet. Madem 4 işlem yapacaksın. Evet. Boyayla açtın, sonra komple boyadın, sonra balyaj yaptın, sonra yıkama yerinde bir daha boya yaptın. Evet. 4 tane işlem yaptın natürel saça ve sonuç yine natürel. Evet. Yani tamam natürel seviyor da o zaman 4 işleme niye gerek var? Boyamasaydın daha iyiydi yani. Mesela şimdi artık 15 günde bir dibi çıkacak, maksimum 25 günde bir dip boyası yapmak durumunda kalacak. Aynen. Ben şöyle düşündüm arkadaşlar, benim kesimden laf etti dün kendisi. Buradan alacağım ödülün bir miktarını ben onu eğitim olarak Londra'ya göndereceğim. Gitsin bir 2 ay 3 ay kesim eğitimi alsın bence. O saç kesilmişse. Ufuk Bey'in son yorumu çok ağır oldu doğrusu. Gerçekten de arkadaşların eleştirilerine çok şaşırdım ya. Yani bir yani şöyle söyleyeyim insan biraz içinden gelerek doğru ve samimi bir şekilde konuşmaz mı? Yani hiçbir şekilde bir olumlu bir şey yok. Her şey normal eski hali daha iyiydi gibi hakaretler vardı. O yüzden ben onların seviyesine, onların şeyine düşmek istemiyorum. Zaten halk bu saçı izleyecek, görecek. Yine birinci olmayı ümit ediyorum. Kesinlikle bu yarışmayı kazanacağımı düşünüyorum. Ve şu da bir gerçek, herkes bir saç taradı. Herkesin öncesi ve sonrası var. Dünkü arkadaşım sadece kesim yaparak sadece önüne bir paket attı. Yani eğer benimkisi yani ona hiçbir şey gelmiyorsa diyecek çok da... Yok bu olmaz ya bunu düşünmüyorum. Şöyle tekrar bakalım. Bu olabilir. Bunu içeri asalım. Sıra geldi ayakkabı. Bir ayakkabı da sana bulalım. Şunlar olabilir güzel kombin edebiliriz bence. Bence de. Tamam bunları da kenara koyalım. Bir de takımız kaldı. Gökçen İçer'le Pınar'la birlikte son hazırlıklarını yapıyor. Heyecan Doruk'ta. Ben de her zaman olduğu gibi şimdi rakiplerden yorumları alacağım. Ferit, son beklentin nedir Pınar'la ilgili? Pınar'la ilgili şöyle, kısaca şöyle yorumlayayım. Saçta istediğimiz, sonuçları istediğimiz değişimi elde edemedik. Yani Gökçen elde edemedi, yani beklentimizin altında kaldı. Bekliyorum kıyafet ve takıyla onu tamamlayacak diye. Onu bekliyorum. Pekala. Selma senden yorum alalım. Son beklentin nedir? Rengiyle ve kesimiyle pek değişim sağlayamadı. Belki taramasıyla, giyimiyle, makyajıyla değişim sağlar diye umuyorum. Ufuk senden yorum alalım. Baktığım zaman kötü bir saç değil. Ama bu kadar işlem yaptıktan sonra bu kadar natürel çıkarması beni biraz şaşırttı. Ufuk. Senden yorum alalım. Ya açıkçası yaptığı saç beni çok heyecanlandırmadı. Yani umarım biraz sonra çıkacak ve heyecanlandıracaktır bizi. Ama inşallah kıyafette biz yanılırız. Güzel bir şey seçim yapar. Bekliyoruz artık. Pekala Gökçen'e bir soralım bakalım ne durumda bu arada. Gökçen son durumun nasıl? Biz hazırız. Çağırmanızı bekliyoruz. Gökçen bizi duyabiliyor musun burada eleştirilerimizi? Duyuyorum kardeşim. Hepinizi duyuyorum. Peki.
Demek ki Gökçen hazır bizi de duyduğuna göre. Evet, evet. O zaman daha fazla beklemeyelim. Gökçen seni alalım aramıza. Tamam. Yok. Heyecanlandı galiba biraz. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olsun, nasılsınız? İyiyiz. Pınar nasıl? Pınar iyi. Heyecanla içeride bekliyor. Keyif yerinde için. Gayet iyi, çok mutlu. Yani içerideki çıkan sonuçtan memnunsun. Herhangi evet. bir aksilik olmadı. Hayır, hiçbir aksiliğimiz yok. Süpermiş. Hakikaten Gökçen çok sakin. Hallettim diyor, işimi yaparım. Evet, çok soğukkanlısın. Güzel bir şey bu. Teşekkür ederim. Sen 5'ten geriye doğru say. Bir şöyle bir coşku yarat. Bir heyecanlanalım. Tamam. Sakinliği yıkalım bir. Hazır mısın diye sorayım Pınar'a. Sor istersen. Tamam. Pınar'cığım hazır mısın? Hazırım. O zaman 5'ten geriye doğru saymaya başlıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim ama çok heyecanlıyım şu anda. Çünkü daha önce böyle bir şey hiç yapmadım. Başta çok heyecanlıydım, çok çok daha heyecanlıydım. Ama o kırmızı halıyı, işte orada az insan da olsa onları, o kalabalığı görünce kendimi çok heyecanlı buldum bir anda. Ve hani gerçekten ayağım titredi, ellerim titredi. Ama insanın böyle şeyleri de yaşaması gerekiyor. Giysi seçimi, ayakkabı, bak, aksesuar seçmişsin. Neden evet. böyle bir seçim yaptın? Pınar Hanım öncelikle bir film galasına katılıyor. Kırmızı halıda yürüyor. Evet, o yüzden böyle bir elbise giydirmeyi tercih ettim. Ayakkabılar ve kıyafeti hem üstüne de güzel durduğunu düşündüm. O yüzden bunu tercih ettim. Perde açıldığı zaman gerçekten de bir Hollywood yıldızı gibi ya da ne bileyim kırmızı halıdan üstünde gördüğüm zaman yürürken sanki böyle bir ara Serenay Sarıkaya yürüyor gibi içimden his geçti. Gerçekten de çok hoş olduğunu düşünüyorum. Pekala, o zaman hemen Ferit'e soruyorum. Film galasına giden Pınar hakkında ne düşünüyorsun? Ben öncelikle yorumu Ufuk arkadaşıma bırakmak istiyorum. Evet, benden mi? Evet. Pekala. Ya, öncelikle ben çok fazla bir şey değiştiğini düşünmüyorum. Hatta bir dakika, üç boyutlu gözlükle bakmak istiyorum kendisine. Hani belki düşüncem değişebilir. Çıkartıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi sadece maşa atıp çıksaydı belki gene aynı şey olacaktı. Kıyafeti hiç üstüne yakışmamış. Bilekleri çok boş kalmış. Bir tek makyajı güzel. Hojelerin rengini beğenmedin. Bir tek küpe var ama boyun boş kalmış. Ben arkadaşımdan şunu beklerdim. Bizi şaşırtsın. Yani en azından bir saçını toplasa, madem galaya gidiyor. Bayağı da bir eleştiri aldı bizden. Hani ben olsam onun yerinde. O eleştiriden sonra en azından bir güzel böyle afilli bir saç yapar. Öyle sunardım. Yani ben çok beğenmedim. Belki dedim finalde beni şaşırtır. Hani bir topuz yapar, ne bileyim bir kıyafet, bir takı. Yani o ayakkabıların kötülüğü yani... Hakikaten çok şeydi yani hani üzülerek söylüyorum, o kadar emek verdi, emeği boşa verdi bence. Ombre dedin ama ombreyi istiyorsan internetten bir bak, ombredeki renklerin patlamasına uçlara doğru inanılmaz natürel olmuş. Bence ombre değil. Ama yine de ellerine sağlık yani bu kadar emek var. Bu kadar. Bu kadar işlem yapıp sonunda da bu kadar doğal bir saçla karşılaşınca açıkçası boşu boşuna bu kadar aksiyon yaptığını düşündüm. Peki Serman, bütün olarak sen ne buluyorsun? Nasıl buluyorsun? Karşımda yaşını gösteren güzel bir kız görüyorum. Çok doğal. Saçlarında boya yok gibi duruyor. Makyajı da çok güzel olmuş. Çok sade giyinmiş. Ama bir değişim göremiyorum. Kendisi sabah geldiğinde hani kendisini maşa yaptırmış ve çıkmış gibi. Daha günlük bir şey görüyorsun ve çok değişmedi. Değişimi görmüyorum ama güzel, ya çok güzel bir renk çıkardı. Ama değişim bence yeterli değil. Saçını hiç kısaltmadı.
hani tamam doğallıktan yana ama en azından kırıktı, o kırıkları alabilirdi, kısaltabilirdi saçı. Daha temiz görünürdü ve volüm istiyordu. Yine saçını, tepesini mesela volüm yapmak için tepesini kısaltabilirdi. Saçta ne volüm oldu ne de bir değişim. Ben genel olarak kostümden sonra daha çok beğendim. Yani daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımın yorumuna da bazılarına katılıyorum. Onun dışında makyaj hakkında yorum yapmak istiyorum ben. Daha pürüzsüz bir ten beklerdim. Onun dışında çok da söyleyecek bir şeyim yok. Pürüz mü gördün? Pürüzsüz bir tene sahip. Zaten makyajsız da öyleydi. Makyajdan sonra bir değişiklik olmamıştı teninde. O da doğal olmuş diyorsun. Evet yani o. Onun dışında başka bir şey yok. Galada yani böyle bir kadın asla düşünemiyorum. Böyle bir elbise.